Gel. Şöyle kamerayı çeviriyorum arkadaşlar. Böyle geldi. Benim Ferrari'ye bakalım orada. Benim kiralık arabaya baksanız arkadaşlar, arkadaki gri olan. Benim kiralık araba. Adamlar gittim bana bunu verdi ya. Adam bana Kia verdi. Adresi göstermeden abi, gel içeri. Evet, adresi. Adam tavayla adresi kapatmış. Tavayla adresi kapatmış. Oha, kahvem dökülüyor. Abi adresi göstermedik ama plakalar gözüktü. Bu plakayı yaptığın zaman adresin nerede olduğu belli. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Gel abi, gir abi, evet. Gir abi. Buradan girdi, Erdal hiç buradan girdi. Evet, eve bak ya. Abi kapının önünde de tava var işte. Bu kolej evi olduğunu burada anlıyorsun. Evet. Kapının önünde biri tava koymuş abi. Acayip acayip mantıklar abi. Yani acayip acayip şeyler bulabiliyorsun. Ayakkabılara bak. Tabii şey, banyoda abi şey görüyorsun mesela, bira. Bira kutuları falan banyoda. Tabii bu bildiğin abi, erkek evi bu. Aynen ya. Bildiğin adam banyoda şey, bira içiyor falan. Abi burada bir tane küçük bölgemiz var şöyle. Ben genelde burada Twitch mi hiç yapıyorum. Oo, Ege'nin arkadaşlar Fenomen var ya, Ege. Ege Fitness Fenomen'i Twitch'te. Ha, tabii burada. Onun aa, doğduğu yer. Abi. Stüdyosu burası. Bakın. Doğduğu yer. Burası doğum abi benim. Abi şuraya bak ya. Fazla şey göstermeden, evrak mevrak ismi göstermeden. Ya. Görüyorsunuz. Solunumuza şuradan geçiliyor. Hemen vay, salon hem buradan da geçiliyormuş. Geçiyoruz. Ve tabii. Salon. Burada bir tane küçük bir balkon gibi bir şey var abi. Partileri burada yapıyoruz. Parti genelde. Evet. Sıcak oldu mu hava. Partiler burada dönüyor. Evet. Beer pong table'ları falan filan masaları buraya çıkartıyoruz. Veya burayı açıyoruz. Burayı açıp burada işte. Pizza halen var mı içinde bakayım? Pizza halen var abi. Bu tabii. Yenir bu. Asla bitmez. Tam bir Amerikan. Bu çöpe gitmez abi. Bu yenir. O çöpe asla gitmez. O yenilecek abi. Burada adam pizzayı. Adam da her yerde kamera var ya. Burada şey yaptık. Burada zaten yemeğimizi kahvaltımızı yemeğimizi falan ettik. Burada yaptık. Görüyorsunuz. Tabii. Abi manyak bir şey. Bu adamın evi tam kolej. Parti evi. Gençliğimi hatırlatıyor. Gençken ben de böyle dedim. Bir 5-6 tane arkadaşla beraber yaşardım. İniyoruz aşağı. Ama şuraya baksanız arkadaşlar ya bak. Şuradan ön kapıdan böyle dışarı görüyorsun ne güzel. Güzel değil mi? Bakalım. Evet, neyiz? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sefalar gelsin. Burası çamaşır odası. Anlaşıldığı kadarıyla yerde bayağı bu 2 aylık şey duruyor abi. Çamaşır odası. Çamaşırlar. Buzdolabında bira var. Buzdolabında bir 4GT. Şey var. Burası da mağaramız abi. Güzel bir saklanma yeri. Yani pek fazla insan bilmez. Burayı burası görünce şaşırır mesela. Oha bu da mı var? Man cave. Falan bu. Bak bak ben arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Siz hiçbir şey söyleme Ege sen. Buraya ilk defa giriyorum arkadaşlar. Sizce bu ne? Sizce şunun amacı ne? Şu. Siz söyleyin. Siz bana söyleyin abi. Sizce bunun amacı ne? Bir dakika bakayım ne diyorlar. Kabe. Kamera koymak için. Tavla. Tripod. Abi adam bütün her zaman tripodları böyle ya. Neyse girdik buraya. El bombası falan var. Patlatıyoruz neredeyse. Abi evet. Basketi de burada. Aha kaçırdı. Bak abi burada da şey var. Buradan dışarı çıkıyoruz. Bak kapı kilitlenmemiş bile. Bir şey kilitlemiyoruz abi. O kadar da güvenli bir yer aslında. Burası da spor salonumuz arkadaşlar. Burası spor salonu erken kapandıkta falan filan buralara geliyoruz abi. Asla durmak yok. Aşağı şuraya. Ne olursa olsun kas yapacağız. Samuray kılıçlarımız abi. Şey yapmak istiyorsan. Kavga. İdman falan yapmak istiyorsan. Samuray olmanın evet. İdmanını yapmak istiyorsan. Adama bak ya. Falan filan. Şey ne dedi bu lan? Eski mi oluyor? Ne diyorlardı bu ya? Eskrim mi diyorlardı? Ne bileyim bir abi. Sporu var abi. Bana silah ver abi. İçinden mermi çıkmıyorsa ben de bir şey değil o zaman. İçinden mermi çıkmıyorsa benimle alakası yok. Bu kadar. Giyiyoruz tekrar. Bizim odamızı mı gösterelim bir de? Bakalım. Ne var başka bir şey? Başka yok. Tabii enerjiyi pozitif tutmak için de kristalimiz var. Kristal ha? Bu çok çok her şey yolundaymış gibi bir de kristal lazım. Burası da bar abi. Bar. Barı yani görüyorsunuz. Bazen işte aşağıda servis ediyoruz bazı şeyleri. Abi bu adam var ya. Neyse bakayım nereye gideceğiz. Şöyle. Orada oda var abi bir tane. Çalışma odası gibi ama tamam. Bir sürü şey koyuyoruz. Şu anda Ege ile beraber kaldığımız odayı göstereceğiz size. Evet abi şu anda oraya geliyoruz artık. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Abi hoş geldin.
Ege ile beraber kaldığımız oda. Tabii Ege bak. Aramızdaki farka bakın arkadaşlar. Ege'nin yatağı mı? Ege'nin yatağı mı? Sizce hangi yatak benim? Hangi yatak Ege'nin? Siz söyleyin. Siz söyleyin. Hangi yatak benim? Hangi yatak Ege'nin? Hangisinde Erdal kaldı, hangisinde ben kaldım abi? Evet. Bunu acaba ne diyecekler? Belli. Beyaz. Beyaz Ege'nin. Bir dakika. Gördün mü? İyi yatağı bana verdi. Sol Ege'nin, mavi Ege. Mavi. Peki mavi Ege'nin de neden mavi Ege'nin? Mavi? Şu mavi olan. Şu mavi Ege'nin dediler. Bu Ege'nin dediler. Benim. Neden? Neden diyorsunuz? Dağınık, düzensiz. Oo abi sen diyorsun, daha toplamışsın. Abi. Sen beni one up yaptın ya. Bak, ben yukarıdayken bir baktım kalktım yatağı toplamış dedim. Tamam takmayan adam dedim. Ben de toplamıyorum lan dedim. Abi ben? Dur lan ben de dur. Bak. Dağınık, düzensiz falan yapıyorlar. Oh arkadaşlar ben size rezil ne söyledim? Oldum, rezil. Ben size ne söyledim? Son 10 yıldır dedim en az dedim. Değil mi? Ben hiçbir zaman yatağımı yapmadan çıkmam. Bu bende bir alışkanlık. Ben sadece altımı çektim yani çok kötü. Kaç saat zorunda kaldım. O yüzden şey yaptım. Kaçtım hemen geri geldim. Arkadaşlar son 10 yıldır böyle. Ben hep yatağımı yaparım. Hiçbir zaman yatağımı yapmadan çıkmam. Ben bir şey yani tamamıyla bir alışkanlık. Yani şu yatak bozuk olsa ben psikolojik olarak rahat edemiyorum. Allah Allah. Öyle abi. Hiç yatağımı yapmak zorundayım. Olabilir. Ben de spor yapmadım böyle. Yine girdi adam işte. Spor. Ama doğru. Güzel bir mantık abi. Evet. Bana da ders olsun o zaman. Ben ne yapacağım bundan sonra yatağımı? Tamam bundan sonra Ege yatağını yapacak. Bu kadar. İşte bizim de amacımız bu. Buraya gelip eğitim. Eğitim şart. Eğitimi aldım şart. Ya. Farkında olmadan eğitimimi aldım. Hatta bu hangi yatak benim, hangi yatak Ege'nin diye sordun da ben şeyi göstermeye çalışıyorsun zannettim. Hani ben ayrı bir detay söylüyorum. Bizim yatağımızı Erdal'a verdik biz. Ha, onu da söyleyeyim. Senin ekranda ne var? Neden? Elbette şey çıkıyor. Bu arkadaşlar, güzel yatağı Erdal'a verdik. Üveysimize verdik. Onu söylemek zorundayım. Şey sırtın falan iyi mi abi? Abi çok iyi. Bu tavus kuşundan yapıldı bu yatak. Arkadaşlar çok ciddi söylüyorum. Kendi yatağı bu. Bu da bak bu kadar delikanlı bir adam. Şişme yatağı estağfurullah. Bu kadar bir daha. Delikanlılığımızın reklamını yapıyorum şu anda. Bu da bildiğin şişme yatak. Abi adam dedi ki abi sen burada benim yatağımda yat dedi. Ben dedim hayır. Bana ver o yatağı ben yatarım. Ben yerde, her yerde yatarım abi ben. Ciddi söylüyorum. Şey yalnız bakın yatağın yanında ne var? Ne yaptın abi bunu? Hani bu şey burnun böyle akıyor gece. Evet, korona. Evet. Aynen benim o yüzden var evet. Da. Bazıları başka şeyler düşünüyor. Başka şeyler düşünüyor. Neyse. Ege bana yatağını verdi arkadaşlar. Bu bir gerçek. Yani bunu unutmayalım. Amerikan aynası tayfası olarak bunu gerçekten hiçbir zaman unutmayalım. Abi delikanlılık yaptınız mı? Reklamını da yapacaksın. Delikanlının da reklamı oluyor işte. Olmadan böyle. Zaten olmaz ki delikanlı da olmuyor. Değil mi? Yoksa delikanlı olduğunu anlamazlar abi. Reklamını ya, yapman lazım delikanlının. İyilik yaptığın zaman arkadaşlar bunu açık açık herkese söylemelisin ki onun iyilik olduğu belli olsun. Ya bir de insanlara örnek oluyor bazen. Yani iyilikten kasıt şey değil yani. Evet. Mesela birine yardım ettim, bağış yaptım falan filan. Bazıları böyle o ben bunu yaptım falan. O aslında bizim gibi insanlar bunu yaptı mı abi? Hani biraz göz önündeyiz ya. İnsanlar da örnek olmuş oluyor. Bence o tabii, yüzden tabii. Ben o yüzden şey yapmıyorum. Hani bazı iyilik yapanlar hani mesela homeless'a yardım ediyorlar $1000 falan veriyorlar evet. Ya. Gösteriyorlar bunu. Ben şey yapmıyorum abi hani kötü bir şey düşünmüyorum haklarında. Yok yok aynen. Bunu zaten farkını görebilirsin abi. Birisi yapıyorsa sadece bakın lan bana ben ne kadar iyi bir insanım o fark ediliyor. Bir, aynen. İki, üç defa yaptığın zaman aynen, fark ediyor. Aynen. Yoksa öyle değil. Bu ne abi? Bak abi. Bu küçük portable versiyonu. Çok güzel abi. Bak bir yapayım mı şu sırtını abi sen? Oo. Abi şahane. Merak et değil mi? Oha. Tabii. Mükemmel ya. Acayip bir şey. O üç tane şeyi var. Çok güzel. Sonra döveceğiz. O bayağı iyi ya. Bunu kullan abi. Biz akşam yaparız evimizde masaj tabii. Tabii akşam masajı adam. Ben masörüm abi. Adam masör, adam her şey. Ben odadan çıkıyorum arkadaşlar. Çık abi. Ben hemen kaçıyorum. Ne masajı?
Odamızı beğendiler mi? Ulan da odun hiç böyle hala wow falan hiç şey yok. Küçük oda tabii de. Masaj. Masaj canım. Halen kafa orada. Şuraya mı gidelim birazcık? Gidelim biraz abi. Orada takılalım istiyorsan abi. Takılalım abi. Gel. Siz beğendiniz mi abi? Televizyonumuzu gösterelim. Doğru aç abi. Bizim zaten tripodumuz hazır. Ben Tinder Swindler'ı da göstereyim size. Tamam. Hangisi olduğunu anlasınlar. Ah. Avu televizyon tır tekerlerinden daha büyük. Dördünün bir araya gelmesinden daha büyük. Mükemmel. Vay abi sen de güzel yerler buluyorsun ha. Abi ben tam ya senden öğreniyorum ha bunları ben. Bak nasıl hemen kitabı böyle biraz ileri attım. Acayip yaptın. Bir de dün... Bu ne ya? Ne oldu? Allah yine kapattım yanlışlıkla ya. Tam yüklendi yine kapattım. Allah kahretsin. Nereye? Tam yüklendi yine kapattım televizyonu. O kadar zaman aldı ki dedim herhalde açılmadı. Bu arada Ege'nin üzerindeki tişörtü görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii. Bu benim büyük bir şey. Souvenir benim için. Evet, bu tişört büyük bir anlamı var. Sadece 250 tane yapıldı. Sadece bak adam rakamı da biliyoruz. Ve yapan kör oldu. O kadar emek geçti üstüne. O çocuğun ameliyatı da dahil tişörtün fiyatı 50 TL. Yok ya yumurta 50 TL. Tişörtü daha fazla. Tişörtü daha fazla satılması lazım. Dün burada yatabilirdim ben. Erdal Reis'e dedim. Ha abi. Özür dilerim ya da. Yok estağfurullah söyle. Yok çok rahat gözüküyor bu. Çok rahat abi burada. Ama ne oldu? Biz aynı odada yattık beraber. Yeni yıkadık bu arada. Yeni yani şey koltuk silme makinesiyle ya, koltukları sildik. Gördüğün kadarıyla çok temizdir. Evet. Çünkü burada da bayağı atraksiyonlar dönebiliyor bazen. Dönüyordu. Gençlik hali. Evet. İskambil kağıtları. Aa bak evet. Şu abi olay. Privilege. Allah Allah nerede ya? Top trending now, mi? Trending now. Bak aşağı şurada trending. Top 10 olması lazım abi. Dur trending de değil. Top 10 olması lazım bir yerde. Aha burada. Aha. Bak Inventing Anna varmış. Love is Blind. Magnolia. Tinder ya yani işte Tinder. Aha 7'ye geçmiş abi. Tinder Swindler bu abi. Vay. Komedi bir olay abi. Closing is a wealthy jet. Oh. Unbelievable story. Abi işte dün ben burada yatabilirdim. Erdal Reis'e dedim kendi odasını kendi başına adam rahat rahat kalsın bir tane oda verelim ona falan filan. Dedim yok dedim ya gençliğe geri dönüş olsun dedim. İkimiz de aynı yatakta yatalım dedim. Bir de bonding de daha iyi oluyor. Aynı yatakta şey değil aynı odada. Ha, aynı odada pardon ben yatak mı dedim? Pardon. Lütfen. Aynı odada tabii pardon kusura bakmayın. Devam et. Aynı odada yatalım dedim. Bonding de iyi oluyor abi. Hani birbirimize de daha iyi şey yapabiliyoruz. Evet. Yani daha ısınabiliyor insanlar birbirine. Evet. O yüzden aynı dedim odada yatalım. Şimdi biliyorsun ondan klip alacaklar. Biz tabii. Boku yedik artık biz yani. Neler. Şimdi ne editler yok çıkacak öyle bunlar. Yok öyle. Allah'ım yarabbim. Yok öyle. Instagram'da artık taglerler bizi. Gittir hocam çizdiniz bize. Ya yandık ya. Ne diyor Türkçesi bunun? Kestaneye çizik mi diyordu? Kestane çizik attık. Ne? Bir tane bir şey çizik. Öyle bir şey Racona var. Çizik. Racona mı? Neyse öyle bir şeyler yazacaklar bunlar şimdi. Neyse devam et abi. Öyle abi. Yani burada yatabilirdim. Dedim odada dedim. Beraber dedim odada uyuyalım dedim. Evet. Birbirimize dedim daha çok dedim arkadaşlığımız ısınsın falan filan muhabbeti. O yüzden dedim. En güzeli o abi ya. Böyle tamam. Var ya. Oturuyorsun. Yani yatakta mesela muhabbet ediyorduk. Aha. Konuşuyoruz falan filan. Zaten ben bayağı yorgunum. Bu gece farklı olacak. Tabii. Muhabbet. Bu gece muhabbet. Bu gecenin muhabbeti farklı olacak. Muhabbet çünkü yorgun değilim. Ben dün çok kötüydüm abi. Bayağı yorgundum. Evet evet gördüm. Ondan ya. Önceki gece beni bayağı gece tuttular. Bugün çok daha değişik güzel muhabbetimiz olacak. Bugün olur. Zaten tam kolej abi var ya. Kolej ortamını bugün tekrar yaşayacağız. Tabii. Şimdi biz kamera önünde biraz değişik. Tak yapmayalım fazla. Çıldırmayalım kamera. Yok, kamera önünde çıldırmayalım. Bu dün bir tane kız gelmişti ya eve abi. Evet, onun arkadaşları da gelir abi. Tamam, arkadaşlarını getir. Onun arkadaşları bir tane arkadaşı hatta Denver'da ziyaret ediyordu burayı. Derim tamam, ben de ziyaret ediyorum. Sen de ziyaret ediyorsun İki abi. Hiç karışmaz. İki ziyaret eder. İki ziyaret ederin Seattle'da buluşmaz. Aynen. Amaç birbirimize yardım etmek. Abi yok ya. Tamam, tanışırız. Tabii arkadaşlık. Evet. Neyse. Şimdiki plan ne abi? Kahvemizi içiyoruz. Bu kahve bayağı güzel. Şeker meker güzelmiş ha. Şekeri beğendin mi abi? Vallahi uzun zaman olmuştu şeker yemeği. Ciddi söylüyorum. Ben hiç şeker kullanmıyorum hiçbir şeyde. Bayağı güzel ya. Şeker tadı. Aa, güzel abi. Beğendiğine sevindim.
Ne yapalım? Saat 10 oldu galiba. Saat 10 değil, 9:20 geçiyor burada sabah. Vallahi erken uyanmışız. Hayır. Saat 9:20 geçiyor. Şu anda Türkiye'de akşam 8:20 geçiyor. Hı hı. Biz ne yaparız? İstersen Tinder Swindler'ı izleyelim diyor beraber. Nasıl izleyeceğiz lan? Abi bir de biz bunu Netflix'te stream yaparsak şey olabilir, sorun olabilir. Stream mi yapıyorsun bir de Netflix'te? Hayır yani ben şimdi evde olsaydım bilgisayarımda açardım şeyi, neydi ismi? Yani ekran verirdim. Netflix falan izlerdik. Biz geçen bir belgesel... Ya herhalde sorun olabilir Netflix'i stream yapmak değil mi? O öyle bir şey olsa efsane olur abi. Ben şimdi öyle bir muhabbet döndürürüz ki abi. Eşi benzeri olmaz. Ama yapamaz diyorsun. Boş ver. Ya yapamayız. Herhalde yapamayız. Yasak dedi biri de. Evet, bak, evet, yasak diyorlar. Twitch diyorum. Netflix yasak olabilir. Ben geçen şeyi izledim. Kan Uykusu diye bir dizi var. Türkiye'de askeri falan. PKK çatışma şey var Türkiye'de devletiyle. Onunla ilgili bir belgesel yapmışlardı. Onu izledik. Ama uzun zaman önce yapılmış bir şey. Manyaktı. O yayını sadece onu yaptım. Açtım. Belgesel izledik. Belgesel bitti, kapattım. Vallahi bayağı bir sürü kişi de izledi. Bayağı güzel eğlendik yani. Orada. İzlemek güzel ya abi. Abi çok güzel. Beraber yani. İzlemek güzel oluyor. Zevkli oluyor. Aynen. O şekilde. Sen şimdi yenge geliyor mu? Öğleden sonra demiştin. Yok abi, başka yerlerde buluşacağız. Doğru. Korktum. ne oldu? Bakalım. Ya abi işte bizdeki bu. O spor salonuna gelir abi. Bizi içeri alır. Gerçi senin üyeliğin varmış. Bende var ama ben de bilmiyorum birilerini alabiliyor muyum yanında. Neyse ya, abi sıkıntı yok. Tamam, o zaman biz şey yapalım. Oraya doğru gideriz. Biz oraya doğru kaçarız abi. Olmazsa. İlk Seattle'ı gösteririz. 12'de orada oluruz diyorum ben. 12'de orada oluruz dedim ona. Tamam o zaman. Gel Seattle'da bizi doğru içeri sokar diyor. Beni yani. Tamam. Arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Çıkalım mı? Binelim mi arabaya? Gezelim mi? Seattle'a. Ne istiyorlar abi? Siz abi bir dakika, siz söyleyin. Abi sende şeyler de çıkıyormuş yanınıza. Ne var? Baksana. Aboneler de çıkıyor mesela bak. Dr. Kerma bize abone oldu. Aha. Nereye gitti? Chat gitti. Boku yedik. Aha. Geri geldi. Kafes dövüş. Abi kafes dövüş yapalım mı sen? Kavga edelim mi? Yok. Güreşelim mi Ege'yle? Estağfurullah. Ege'yle güreşelim. Haddim değildir. Haddim değil reis. Yok haddim değil yani, istersen sen de bir bak abi, saati çıkartmaya başladı ya. Yanlış şeyler sokmayın kafasına. İsterseniz bir baksana abi DJ Kermo. Doktor abi. 55 tane. DJ değil abi, adam doktor. Pardon. Ulan ne yapıyor adam DJ diyor ya. Doktor. DJ Kermo. Bu kadar fazla da şey karıştırılmaz. DJ Kermo geldi. Doktor Kermo bize tekrar bir 5 tane abone hediye etti. Teşekkürler. Bu arada şey bana hatırlatın, ben göremiyorsam. Çünkü telefonda olduğu için göremiyorum. O şekilde okuyayım. Bilek güreşi diyorlar. Bilek güreşi. Ben çok kötüyüm abi o konuda. Abi bilek güreşi istersen yapalım. Yapalım. Ama bilek güreşi biliyorsun yani güçle alakalı. Tabii güçle alakalı da. Yine teknik diyorlar. Ben de anlamam o işlerden. Ben de anlamıyorum abi yani açıkçası. Böyle. Ben de anlamıyorum. Bir de bu arada arkadaşlar gel açık açık size ben bir kere söyleyeyim. Sakatlanmıştım o açıdan. O yüzden uzak duruyorum aslında. Arkadaşlar ama. Güç konusuna gelince Ege benden daha güçlü. Hayır. Bu gerçek bir şakası yok. Ben... Olmayabilir mi abi? Bir dakika. Görünüşte pek az şey olmuyor. Ben göründüğümden daha güçlüyüm. Bu bir gerçek. Antrenmanla göreceğiz ne olacak. Ben göründüğümden daha fazla güçlüyüm. Bu bir gerçek. Ama yani senin şey videolarını ben görüyor izliyoruz yani. Sen daha benden daha fazla arkada duruyorsun. Yani bu demek de göründüğünden daha güçlüyüm. Ama abi başka yani farklı dallarda güçlülük de oluyor. Mesela ben şimdi bu dün tanıştığım çocukla Kenan'la abi. Hı hı. Gym'de mesela ben 110 pound kaldırabiliyorum. Nerede 110 pound ama? Incline dumbbell mesela. Incline dumbbell'de 110 pound kaldırıyor. Şimdi kaldıramam belki, 100 kaldırırım mesela. Yani anladın o da mı? Anasını satayım. Ama o mesela 80 yapabiliyor. Yani çok fazla bir güç farkı var. Ama abi inşaata bir gidiyoruz. Herif benim kaldıramadığım şeyleri kaldırıyor. Acayip bir şey. Anladım. Ya yani her konuda ben her şeyde mesela her egzersizde ondan daha fazla kaldırırım. Uçurum bir fark var. Anladım. Ama inşaata gidiyoruz abi. Herif nereden kavrayacağını falan filan bildiği için abi acayip yani benim kaldıramadığım şeyleri kaldırıyor. Anladım. Hani farklı değişik. Güç de farklı bir şey olabiliyor yani. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konuda? Değil mi? Leverage ile alakalı yani, bir şey. Yani evet abi. Ben benim vücudumda güçlü olduğum yerler var. Neresi abi? Benim sırtım güçlü, kollarım güçlü,
Göğsüm güçlü. Sırt, kol, göğüs. Güzel. Onlar güçlü. Omuzlarım o kadar güçlü, o kadar değil. Bacaklar da normal yani. Şeydi yani, güçsüz değil kesinlikle ama böyle başlı manyak güçlü dedi. Yani benim vücudumdaki en güçlü yerim sırtımdır herhalde. Omuzda, aa sırt. Benim de öyle. Evet, sırtım herhalde. Benim de sırt bayağı güçlü. Ben abi şu anda ne kadar ağır kaldırırım göğsü bilmiyorum. Daha iki gün önce şey yaptım ben. Göğüs yaptım. Halen şey sor. Ağrıyor şu anda. Göğsü herhalde şu anda ben fazla ağır kaldırmıyorum bilerek. Omuzu falan ağrmasın diye. Göğsü şey yapıyorum ben. Herhalde 110 pound. 110 pound'da şu anda şey yapabilirim. Incline dumbbell. Incline değil abi. Incline. Ha, flat diyorsun. Incline. Ben de flat hiç yapmam abi. Hiç mi? Omuzum flat çok böyle farklı oluyor. Ama dumbbell. Omuzumu evet dumbbell. Sen bench press mi diyorsun? Ben normal bench press yaptığım zaman omuzum ağrıyor. Ben o yüzden dumbbell'i alıyorum, kendim ayarlıyorum neyse ağrıyorsa ona göre yapıyorum. Ben de dumbbell'i sevmiyorum flat'ta abi. Ciddi. Ama yaparız. Keşik. Senin için bunu yaparız. Ben şey yaparım. Ben makineyi de kullanırız. O bazı işi makineler var ya göğüs. Bugün ağırlık savaşları yapacağız. Tamam. çıkartalım abi, yapalım. Hadi hemen şimdi ne yapıyoruz? Şey yapalım. Push ups. Tuvaletim var abi. Ama yapalım istiyorsan. Sen kaç tane şınav yaparsın? Ben de en ağır olduğum dönemdeyim şu anda. Benim bahaneler geliyor. Gel yapalım şınav. Arkadaşlar gel şınav çekiyoruz. Ya değil, 25-25 yapalım. Değil mi? 25-25 şınav. Dur bir ısındıralım şurayı da abi. Sakatlık gelmesin valla. Nereye koyacağız? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar, tripod arıyorum şu anda. Nereye? Abi ayarlayalım bir şey. Bizikler görsün. Biz nerede abi yapacağız? Koy oraya. Bunu şöyle sola çekeriz. Nereye koyacağız? Oradan. Böyle ama biz yere koymak lazım. Yere, evet. Yere koymak gerekiyor. Arkadaşlar Ege Fitness'le biz şey yapacağız. Ege Fitness'le şınav yapacağız. Ah. Bu nasıl? Ama bu da çok yakın. Bir tane maxlayalım abi. Sen kaç? 25 tane ne yapacaksın? 25 tane push-up yaparız dedik. 25. 100 tane. Yani 100 tane yaparız istersen. Ya da istersen... evet. Tamam hadi yapalım. Sen hiç ısınmadan gidiyorsun. Ben direkt dalıyorum abi. Bizde ısınma bir şey... Isınmak şey için. Yani... Zayıflar için. Hazır mısın abi? Hazırım. Vay Nizami. On beş. Güzel bir pompalanıyoruz diyorsun. Tabii ya. Güzel değil mi arkadaşlar? Değil mi? Ege ile beraber burada birkaç şey yapacağız sizin için. Bu sadece bizim ısınmamız. Yani body'ye gitmeden önce burada bir ısınma gibi bir şey.